Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Evet, videomuzun aslında başlığı bakarsan bağ olur. Olmasa gerekiyor. Aracımız 2013 model. 2013'tü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 2013 model 2.0 Audi A4 aracımız. 4 çeker. Aracımız 200. Paylaşacağım şimdi. 232.000'de otomatik. Ve aracımızı kaldıracağız. Şanzıman yağ değişim işlemi var bu araçta. Aynı şekilde E90 aracımız var liftte. Onun da şanzıman yağı değişiyor. Bu iki aracı bir arada atacağım sizlere. Bir kıyaslama yapalım. Araç her 60.000 kilometrede bir şanzıman yağı değişiyor değerli dostlar. Ve yağını açtık normal şartlarda. Kayıda girmeyecektik ama muazzam bir renk var yağda. Ve müşterimize söyledim, bu aracın yağı sanki yeri değişmiş. Kendisi bizlere 60.000 kilometrede bir değiştirdiğini söyledi ve sizlerin de görmenizi tavsiye ediyorum. Ve aracı kaldıracağız. Peki her şanzıman yağında filtre vesaire değişti mi? Kartel söküldü mü yoksa sadece dışarıdan mı? Bilmiyorsun. Tamamdır. İşlemi müşterimiz bilmiyor. Servis de mi yoksa yetkili bayi? Yetkili bayi. Çok güzel. Şimdi aracımızın kaputunu kapatacağız ve kaldıracağız. Biz de E90'a geçelim. Onun da alt kartelini vesaire söktük. Bir tane şey koyalım da öyle kaldıralım. Ve diğer aracımızı da paylaşayım. Bu araç kaç bin kilometreydi abi? 2007 model. 207.000 kilometrede. Evet. Gördüğünüz gibi aracın şanzıman yağını şöyle paylaşabilirim. Döktük çünkü. Evet, şu yağ rengine bakın. Normal şartlarda ZF 90.000 veya 100.000 kilometrede bir komple değişilmesini öneriyor. Belki de aracın orijinal, gördüğünüz gibi karteli şu an, çünkü üstündeki kodlar BMW kodları, belki de hiç değişmedi. Şimdi aracımızın kartelini komple söktük. Yağımızı açtık. Gördüğünüz gibi alt taraf komple açık. Yağ süzülüyor, bayağıdır süzülüyor. Bir yere gittik geldik ve sabah geldi müşterimiz, sağ olsun bizlere müsaade etti, bir işimiz vardı, hallettik. İşte ZF'yi de buradan görebiliyoruz. Şimdi iyice yağımız süzülsün. Biz de Audi'nin şimdi yağını açacağız sizlerle beraber. Sonra buraya geçeceğiz. Yeni kartelimizi de paylaşayım. Bakın civatalarına kadar geliyor. İkisini bir paylaşacağım. Hem Audi hem BMW. Bugün bir karma olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu komple niye değiştiriyoruz? Şöyle paylaşayım. Bu gördüğünüz kartel hem de süzgeç arkadaşlar. Süzgeci şu bölümde. Dolayısıyla takım değişiyor ve civataları komple sıfır. Üstünde mıknatısları gördüğünüz gibi sıfır. Temizlik vesaire uğraşmıyoruz. BMW AG'de komple plastik değişiyor. Evet. İlerliyoruz ve Audi aracımızın yağını kontrol edeceğiz sizlerle beraber. Şöyle kameramı vereceğim. Bu şekilde. Ve yağını bir açalım. Bir görün arkadaşlar. Şöyle sabit tutalım. Şöyle. Fantan, sen oraya bir geç ki ben oturacağım. Şöyle bir kaba alacağız, yağ ölçeceğim. Hem de sizlere rengini paylaşayım. Şu renge bakın arkadaşlar. Şimdi yorumda belirtenler olabilir. Ben olsam değiştirmem yağını diye. Arkadaşlar, neredeyse bir 230.000 daha götürür bu şanzıman. Bu kadar net söylüyorum çünkü yağ değiştirdiğiniz zaman inanılmaz bir rahatlama oluyor. Evet, kapa da gitti gitsin, önemli değil. Ve inanılmaz bir sıcaklık var şu an şanzıman yağında. Aksın, önemli değil. Tavayı alabilir miyim? Tavayı da altına koyacağız. Umarım rengi net bir şekilde görünüyordur. Altı da tavasını koyduk zaten. Yok şeyle, tankla beraber verdi. Açacağım şimdi. Ve bu aracın da şanzımanını paylaşacağım birazdan. Yağ bir süzülsün. Tutamıyorum şu an. Bayağı sıcak. Buraya mı koyacaksın? Evet, sen biraz da arabayı kaldır.
Daha kalkmıyor ki son. Evet, yağmur süzülsün, ondan sonra devam ediyoruz. A4 aracımızı da karteli komple söktük. İçteki süzgeç aynı şekilde çıkardık ve minik filtremizle, dıştaki filtremizle söktük ve yağımız süzülüyor. Şöyle paylaşayım sizlere. Evet. Filtremiz şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük bir filtre. Aynı şekilde tasımız, filtre tası. Ve yağımız süzülüyor. Kartelimiz komple, saç kartel. Ve şu gördüğünüz de süzgecimiz. İçinde şöyle bakın bezler var. Süzmeyi sağlayan. Katman katman filtre tipi gibi. Bununla değişilmesi iyi olur. Şöyle koyalım. Normalde dıştaki filtreyi değişim olarak gösteriliyor. Ve şanzıman aynı şekilde, ama bunu es geçmiyoruz. Bunun da içi süzgeç sonuçta. Bu da süzüyor. İçerideki herhangi bir problem var mı yok mu? Şu gördükleriniz mıknatıslar. Gördüğünüz gibi. Yağımız iyice süzülecek. Şöyle bir tane bez alacağım. Evet. Yağımız güzelce süzülecek. Biz de bir yandan E90'ın yağ dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Kartel montajı tamam. Şöyle paylaşayım. Kartelimizin tüm cıvataları yenilendi. Kartelimiz takıldı. Ve şu an 3 litre yağ koyduk. Ve buradan yağ dolum işlemini gerçekleştireceğiz. Ve aynı şekilde buradan kontrol edeceğiz en son. Seviyesi bu şekilde. Litre olarak hesaplıyoruz. Normalde açtığımız yağları, ama şöyle bir yanılma payı var. Örnek veriyorum. Tuvarek yaptık geçenlerde. 6 litre yağ aldık sistemden. Ve eksik geldi. Neredeyse 6.700 gram da işi çözdük. 700 gram daha koyduk ve seviye tapasından yağ geldi. Aynı şekilde buradan da bu şekilde dolduracağız. Bakın. Açayım. İnşallah açıktır bana. Şöyle yağ geliyor. Şu bölümü biraz daha sıkacağız. Biraz gördüğünüz gibi kaçırıyor. Evet, bu şekilde dolduracağız. Ve sonra marşa geçeceğiz. İyiymiş bak. Evet, yağımızı dolduruyoruz. Ve sonrasında sizlere paylaşacağım. Marşa basacağız. Seviyesini kontrol edeceğiz. Buradan da bir yağ akıyor. Hemen tavamızı buraya doğru çekiyoruz. Herhangi bir yağ sızıntısı olmasın. Şöyle. Yok, bir dakika abi. Şöyle. Yağ direkt tavanın içine aksın. Şanzıman yağ dolum işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Aracımız çalışıyor. Şanzıman sıcaklık seviyesine ulaştı. Normal motor sıcaklık seviyesine de ulaştı. Ve işin ilginç tarafı, aracın şanzımanından 4 litre yağ aldık kaba ölçmek için. Ve her aracın ölçüyoruz genelde. İyi bir uygulama bence. Ve şu an araca tam 6 litre yağ koyduk arkadaşlar. 2, 4, 6. Şöyle paylaşayım. Ve 6 litre koyduk. Şu an yağ seviyemiz. Geriye alır mısın baba? Şu an bakın. Geri de açıyorum tapayı. Bakın buradan yağ hop geldi. Şu an seviyemiz tamam. Burayı kapatıyoruz. Temizliyoruz ve test sürüşümüz var bu araçta. Sonrasında Audi'ye geçeceğiz Allah nasip ederse. Evet, işlemimiz bu araçta bu kadar. Karteli komple değiştirdik. Söylediğim gibi filtresi vesaire içinde. İstop edelim. Boşalalım, istop edelim. Evet, buraları toparlıyoruz, temizliyoruz ve test sürüşüne çıkacağız birazdan. Yol testindeyiz. Şanzıman yağ değişim işlemimiz tamam. Evet, direksiyonumuzda hafif sağa çekme var. Ve sol önde olması gerekiyor. Sesi şu an oradan alıyorum. Derin bir uğultu var.
Bilya'da büyük ihtimal. 207 bin kilometrede. Değerli dostlar, manuel harici otomatik kullanan arkadaşlar, araçlarınızı genellikle manuel konumda vitesinizi kullanırsanız, özellikle şehir içi trafikte, yokuşlarda vesaire çok rahat edersiniz, bilginiz olsun. Buna dikkat edin. Yani tam otomatik veya işte atıyorum tam otomatikte kullanamıyorsunuz. Gerçi de yine 1-2-3 var. Onlarda da işte atıyorum yüksek yokuşlarda vesaire dikkatli bir şekilde manuelde kullanmanız iyi olur. Bunlar önemli hususlar. Evet. Aynı şekilde yarı otomatik araçlarda zaten birinci kural hep söylüyoruz. Yani çok zor değil. Vitesi bir konum ileri veya bir konum geri elinize attıracaksınız ve zaten yavaşladığınız zaman otomatikmen kendisi hızını düşürüyor, yani vitesi düşürüyor. Bazı müşteriler ya ben otomatik aldım, bunun konforu varken manuelde mi kullanacağım diyor. Diyenler yarın bir gün bir şanzıman söktürüyor, keşke kullansaydım diyorlar arkadaşlar. Çünkü maliyetler yüksek. İlla ki bozulacak yani. Bunun kaçarı yok. Bir şanzıman bir gün elbet sökülecek, yapılacak yani. İnsanın ömrü yok, şanzımanın da ömrü aynı şekilde, motorun da, ama ya olabildiği kadar ömrünü uzatın. Yani 207 bin kilometrede değil de atıyorum 300 bin de olsun. Yani sonuçta bu para sizin cebinizden çıkacak. O yüzden sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla uzatmıyorum ve konuyu toparlayalım. Diğer araçta işlemler devam ediyor. Şimdi yol testinden sonra ona devam edeceğiz. O yüzden video çok uzun olmasın. Sizler de sıkılmayın. Evet, BMW videosundan sizlere selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun değerli dostlar. Aracımızla bir yandan dükkana geçeceğiz ve müşterimizi uğurlayacağız. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Diğer araçta görüşmek üzere. Değerli dostlar, şanzıman yağımız süzülürken bizler de bir yandan fren sıvısını değiştirdik aracın. Daha önce değişmemiş ve müşterimiz fren sıvısı hakkında gerçekten bilgisi yok. Aydınlattık kendisini ve fren yağımızı değiştirdik. Normal şartlarda bunlar ustalarımızın söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar net. Ne yazık ki muayene bunları denetlemiyor. Muayenenin bunları denetlemesi gerekiyor normal şartlarda. Fren bu. Yani haberlerde duyuyorsunuz zaten. Yok fren boşaldı, yok işte kamyon devrildi, araba şarampole yuvalandı, İşte atıyorum bariyerlere vurdu. Yani fren yağı için değil, denetleme için genel olarak konuşalım. Bugün muayene istasyonu aracın lastiğine bakıyor ama fren balatasına bakmıyor. Bu fren balatası çakma mıdır, disk problemli midir? Özellikle ağır basta kamyonlarda vesaire lastik yapılmış mı? Biliyorsunuz yeni lastik almıyorlar sıfır ve lastik giydiriyorlar yama tarzında. İşte atıyorum balata çaktırıyorlar bilmem ne vesaire. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurursak bu kazaların vesaire sorunların önüne geçeriz. Yazık günah yani, giden candan gidiyor, Allah korusun. Evet, gördüğünüz gibi şanzıman alt kartelini komple pırıl pırıl temizledik. Ve şanzıman filtremiz, aynı şekilde süzgecimiz komple set halinde. Febi kullanacağız. Orijinal Alman Febi, Swag vesaire, Blueprint, bu tarz ürünler tamamen orijinale üretim yapıyor. Yani bu firma VAK grubuna orijinal ekipman sağlıyor misal. Bu tarz üreticiler birebir orijinaldir. O yüzden orijinal diyoruz. Ve alt tarafı da paylaşacağım. Şunu da paylaşayım. Ondan sonra bakın, şu mıknatısların üstünü temizledik. Aynı şekilde bunu komple çıkarttık, yıkadık. Geri yerine taktık. Şöyle odaklayayım. Çıkan şu siyahlık arkadaşlar, bakın şu içindeki yoğun siyahlık var ya, şu şöyle yapalım hatta, bakın. Evet. Bunlar mıknatısın üstünden çıkanlar. Toz zerrecikleri resmen. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla temiz bir işçilik oldu. Şimdi bu alt tarafı bir spreyle tekrar yıkayacağız burayı. Şu gördüğünüz alanı. Sonrasında burada filtre montajı yapacağız. Filtreyi buraya takacağız. Bakalım şu araya. Evet. Oning monik vesaire. Evet. Üstündeymiş oning. Ve filtreyi takacağız. Aynı şekilde kartelin montajını yapacağız. Sonrasında yağ dolum işlemimiz var. Aşama aşama sizlere paylaşacağım inşallah. Diğer BMW aracımızı yolladık. Sırada bu aracımız var. Akşam olmadan bu işi de yapalım. Elektrikleri kestiler. O yüzden karanlığa kalmasın. Devam ediyoruz. Şanzıman kartel montajımız tamam. Birazdan temizlik işlemine geçeceğiz ve şunu paylaşayım arkadaşlar. Şöyle
filtre tasımı koyacağım kenara. Düşmesin. Evet, mini filtre. Çok hoş ve güzel duruyor. Aynı DSG 7 ileri DSG mekatroniklerin içindeki filtrenin aynısı. Biraz büyük boyutu tabii ki. Şimdi filtreyi değiştirdik. Şöyle bir kapağımız var. Sıkma torku belirtilmemiş ama burada gördüğünüz gibi tırtıllıklı, yani tırtıllı bölge var. Burada kilit son ana geldiği zaman orada uyaracak bizleri. Ve o-ringini değiştirdik filtrenin. Yağladık güzelce. Şöyle bir sıkalım bakalım. Yavaş yavaş. Çok acele etmeyin ki içindeki o-ring tam görevini görsün, sıkışmasın bir yerde. Isırma olmasın. Yani ısırmadan kastımız kenarı o-ringin bir kısmı zedelenmesi. Zedelendiği zaman da oradan ileriye dönük yağ kaçırıyor. Bakın kilit noktaya geldik. Şimdi bakın 1 2 3 bakın burada bitti. Daha da fazla sıkmıyoruz gördüğünüz gibi. Yeterli. Şu an evet pardon, gevşemeyi önlesin diye koymuşlar arkadaşlar. Ben karıştırdım. Gevşemeyi önlesin diye, yani bu filtre tası gevşemesin diye koymuşlar kilidi. Şu an yeterli. Çok fazla sıkmıyoruz. Şöyle bakın, uygulama olarak bir daha göstereyim. Şöyle gevşettiğiniz zaman biraz orada tutunuyor yani. Bakın hop, biraz kasılıyor, o yüzden gevşemeyi önlesin diye. Bu kadar yeterli, fazla sıkmayın, tatlı bir sıkı olsun. Ve şimdi ne yapacağız? Buraları yıkayacağız, sonrasında yağ dolum işlemine geçiyoruz. Şanzıman yağ dolum işlemini gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Şuradaki tapadan açtık ve üstten huni ile şu bölümden. Bakın aracın altındayım, biraz dinleniyorum ve yatıyorum. Hem de yağ süzülüyor mu ona göre bakıyorum. Aleykümselam. Sağ olasın abi, aleykümselam. Yok yok, başkasının o. Hadi sağ ol abi. Evet, yağımız doluyor. Evet, aldığımız hunilerin kolaylığı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten aşağı kadar bayağı uzun huni. Şöyle zaten konumunu paylaşayım. Üstten şu an yağ dolumu gerçekleşiyor. Tam 5 litre şanzıman yağ dolduracağız şu an sisteme. Ve ondan sonra bir marşa basacağız. Buraları bir kontrol edeceğiz, ne var yok. Herhangi problem var mı? Sonrasında alt tarafı toparlayacağız. Bir test sürüşümüz olacak. Yağlarımız dolsun. Şu an 2. litreyi doldurduk. Sırada 3 litre var. Tam 5 litre çıktı. Buradan da seviyesini de ölçeceğiz. Ben de aşağıdayım ve kontrol ediyorum. Herhangi bir taşma vesaire var mı? Huni tam oturuyor mu? Çünkü biraz eğimli nokta. Bir de 4. litreden sonra çalıştırmak gerekebiliyor aracı. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Yol testindeyiz. Audi aracımızla. Evet. Bugünkü ikinci aracımızın da şanzıman yağını değiştirdik ve saat şu an 9'a geliyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü akşam ezanı okundu. Karanlık çöktü. 9'a doğru ilerliyor saatimiz ve günün sonu bugün günlerden. Cumartesi. Evet, aracın kapasitesi 5 litre çıktı. Biz 6 litre koyduk arkadaşlar. Tam seviyesi 6 litre. Ya eksik koyulmuş. Aracın faturasına da bakmak istedik. Daha önce serviste hep değişmiş yetkili bayide. Yanılabiliyoruz, gözden kaçıyor ve bir de şöyle bir sistem var arkadaşlar. Seviye tapası olan her aracın seviyesini tapadan kontrol edebiliyorsunuz. Yani seviye ölçüm olarak gayet ideal ve net bir sonuç veriyor sizlere. Her zaman her aracın eski çıkan yağını bir kaba alıyoruz ve kontrolünü gerçekleştiriyoruz. İşimizi riske atmıyoruz. Aracımız bizlere Çorlu tarafından geliyor arkadaşlar. Müşterimizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İşte YouTube'un, sosyal medyanın faydaları. Bin bir türlü insanla, bin bir türlü yerden görüşebiliyoruz. Selamlaşıyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Aracını tamir ediyoruz. Yani illa araç tamiri değil, sırf sohbet, muhabbet için bizlere uğrayıp çay içip hasbihal ettiğimiz müşterilerimiz de var. Takipçilerimiz var YouTube üzerinden. Aslında teknolojiyi iyiye kullanırsanız her zaman iyidir. Tabi her işin bir eksi yönü, bir de artı yönü var. Onu da değerlendirmek lazım. Her şey göründüğü gibi değil. Bunun uğraşılması, işte atıyorum farklı farklı insanların moral bozması işte vesaire vesaire. Çok eksi yönleri de var ama
artı yönü daha fazla arkadaşlar. YouTube müşterileri genelde bilinçli kişiler oluyor, araştırmacı kişiler. Bir şeyleri kolay ifade edebiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Mesela araç 232 bin kilometrede. Sıfırından beri, sende miydi hocam? Sıfırından beri müşterimizde gerçekten yani gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. İnanın 60 bin kilometrede bir her zaman şanzıman yağı değişen bir araca denk gelmedim. Yani meslek hayatımda bu aracı ilk defa aynı şekilde görüyorum ve tecrübe ettik. Yani gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Bu aracı yaparken keyif aldım. Bakımlı aracın hali başka oluyor arkadaşlar. Bakarsan bağ olur dedik yani videonun ilk başında. Bakarsanız size ileriye dönük artı bir şekilde yansır. Bakmazsanız bölünen siz olursunuz. Yani sonuçta metal yapıdan oluşan bir araç. Kendi derdini söyleyemez ve size kendini ifade edemez. O yüzden siz nasıl bakarsanız öyle bir sonuç alırsınız. Bu araç olsun, işte bugün tarım yapsanız tarımda bile yani. Nasıl ekersen öyle bir verim alırsın. O yüzden malınıza kıymet verin, yaptığınız işe değer verin ki ileri dönük başınız ağrımasın. Her işin bir oluru var, her işin bir sistemi var. Bunları araştırmak lazım ve sisteme göre iş yapmak lazım. İnanın şu an dükkanda belki 7-8 çeşit şanzıman yağı var. Normalde abartmıyorum, bir şanzıman yağını 5 arabaya farklı markaya kullanan yerler var biliyorum. Ama bunlar bilmiyorum arkadaşlar, ilerisi nasıl olur, bunlara bunun dönüşü nasıl olur. Çünkü etme bulma dünyası, kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Sistem neyse ona göre çalışıyoruz. Bugün motorun sitesinde bu araca DCTF veriyor şanzıman yağı. Kilometresine kadar giriyorsunuz. Ve bunlar ARGE sonucu, yani çalışma sonucu sizlere belirleniyor. Audi tarafından, işte atıyorum hangi markası atıyorum, Mayıs tarafından, Renault tarafından veya işte atıyorum VAC grubundan, ZF, BMW'den. Bunlar ortak çalışma olarak belirleniyor ve katalog olarak bizlere dönüş oluyor. Güncellemeler de oluyor mesela bazı şanzıman yağlarında. Bunlara dikkate alıyoruz ve sizler de bunları mobil uygulamalardan görebilirsiniz. Google Play'den veya atıyorum Google Chrome'dan kendi yağ sitesine girerek bugün Motul'ün, Mobil 1'in, işte Castrol'ün, Shell'in hepsinin kendi katalogları var. Buradan inceleme yapabilirsiniz. Ama araç seçiminde işte motor kavası, gücü vesaire kontrol iyi edin. Bu aracın quattro olmayanında CVTF veriyor. Yani dolayısıyla CVTF genelde CVT şanzımanlarda kullanılıyor. O yüzden yağı mavi. Yani farklı bir sistem CVT şanzıman diye geçiyor. Ama quattro bölümüne girdiğiniz zaman bu aracın DCTF veriyor. Bizim DSG yarı otomatik DSG yarı otomatikleri ve aynı şekilde EDC yarı otomatiklerini kullandığımız yağ arkadaşlar. Evet, fazla da uzatmayalım. Akşamüstü işimizi toparlıyoruz, dükkana geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizlere ulaşabilirsiniz. Genelde sizden ricam mesaj yoluyla ulaşın arkadaşlar. Çünkü belli saatlerden sonra aramalarımız kapalı oluyor. Çünkü ne gece bilen var, ne gündüz bilen var, ne dinlenme saati, işte atıyorum ne mesai saati, hiçbir şekilde umursamıyor kimse. Adam gecenin 3'ünde arıyor. Dolayısıyla herkesin bir dinlenme yaşamı, işte başka işleri var. O yüzden dikkatli olalım. Bunlar göz önünde bulunalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Audi videosundan sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun dostlar.